Seong Kim. Servisi Bayramova'nın üzerine kullandı ve burada bloğu yaptı. Jovana Brakočević'e karşı skor 9-7. Seong Kim servisi kullanıyor. Seong Kim. Bauer ön pozisyonda olduğunda bu pipe hücumlar çok daha etkili. Orta oyuncu çünkü Bauer'le yükselmek zorunda kalıyor. Yeong Kim de
Dengesiz bloğu çok rahat geçiyor Pipe hücumuyla. Azer yol. Yeong Kim smaç servisi ve sayısı 11-7 Yeong Kim. İlk sette de bir servis sayısı vardı Yeong Kim'in. Bu da etkili bir servis. Bauer. File üzerinde dokundu, sayıyı kazandırdı. Ama sayının %90'ı tabii ki bu serviste Yeong Kim'in. İşte Bauer orada küçük bir temas, rakip sahaya da geçmiyor. Gizemden dışarı gidiyor. Yeong Kim serviste şu ana kadar zannediyorum Vakıfbank'ın daha iyi servis kullandığını da söyleyebiliriz. Evet.
derken Ace. Fenerbahçe'de Yong Kim Ace. Sevdiğiniz Bank Şampiyonlar Ligi'nin en etkili servis atan ismi. Bir numarada yer alıyor Ace'leriyle Yong Kong Kim. Ve onlardan bir taneyi az önce izledik. Vasileva'yı mağlup etti Yong Kim. Bir ace daha geliyor. Yine aynı nokta. Yong Kim. Ligde de, Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'nin en iyi servis atan oyuncusu Yong Kim. Mükemmel. Bugün bu sette gerekli anlarda çok net smaçlar bulmayı başardı. Yong Kim. Ace. Çok iyi servis. Üçüncü ace Yong Kim'in ve beraberlik. Vakıfbank molası. Kendinden çok emin bıraktı burada Gizem. Ama top içer. İmkansız bir noktaya vurdu. Ace Yong Kim. O kadar sert ve o kadar hızlı geliyor ki servis. İki oyuncu kimin hamle yapması gerektiğine bile karar veremeden top yere değiyor ve sayı oluyor. Rakip adına bu sefer Vakıfbank'a cevap Fenerbahçe Brunvik'ten geliyor. Yong Kim yine etkili servis. Yong Kim Fenerbahçe önde 22-21. Fenerbahçe öne geçiyor. Bu turu çok iyi kullandı Fenerbahçe Grundig. Evet, Kim'in turu hep tehlikeli tur dedik ki zaten tur başlamadan önce alınan. Kupan her iki sette de ikişer blokla oynadı. Yong Kim. Ace Yong Kim 3-0. Yani bugün Kim nazarım değmesin. Çok da iyi konuşmak istemiyorum. Genelde hep nazarım değiyor ama çok iyi.